Efendim Eko Türk Televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bereren Cunumut ve Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Değerli hocam Ahmet Mergen eşliğinde. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Bugün yayınımız birazcık kısa olacak çünkü ben daha sonra sevgili Perihan Tantuğ'un moderatörlüğünde Merkez Bankası özel yayını var. O bakımdan dolayı hocam hiç zaman kaybetmek istemiyorum ve Borsa İstanbul günlük grafikle dilerseniz hemen hızlıca başlayalım. Çünkü düşecek mi, yükselecek mi? Gerçekten son iki haftadır Borsa İstanbul ciddi anlamda oynak. Yani boş ver diyorsun teknik meknik şu bu bam 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 diyorsun. Yani gidelim böyle hemen grafiklere. Ya bir şey yaptığı yok. yani böyle sarı renkli alanda yatay bir alanda gidip geliyoruz Eren. Yani i̇şte yukarı taraf 8100. Hatta biraz daha giderek alçalıyor. Ortalamalar var. 7800 onların altına indik. İki ortalama 20, 50, yani kırmızı 20 günlük 50 günlük kesmeye geldi. Neredeyse kesiyor aşağı yönde. O da iyi bir hareket değil. Aşağı taraf 7529 gibi gözüküyor ama 7611'de esasında 20 haftalık ortalama var. Orası daha önce düşüşü bloke ediyor. Karşısına çıkıyor. Yani bu yatay alan herhalde bir süre daha böyle gidecek gibi ortalamaların ve bu tepeleri birleştiren 4-5 tane tepeyi birleştiren çizginin üzerine çıkamadığımız sürece... Sıkıntı giderek artacak gibi gözüküyor kısa vadede. Orta uzun vadede JP Morgan demiş ki efendim artık ekonomik bu ortodoks bu programdan pek değişiklik olması ihtimali yok gibi. Yani şu ana kadar ortaya konan ekonomik program devam edecek. Seçim sonrası bile herhalde değişmeyecek falan gibi konuşmuş. Fakat diğer yandan da 25 milyar doları geçebilecek borçlanma Şirketler ve devlet borçlanması rekora gidebilir falan. E, karışık bir ortam. E, seçim de geliyor diğer yandan. E, Birçok yerde iyi karlar edildi. Yani e, top böyle ortada dolaşıyor gibi. Yani ne yukarı gidiyor ne aşağı gidiyor. Aşağı gitse enflasyon var. E, zaten enflasyon dolayısıyla kağıtlar hani burada çok yüksek gibi gözüküyor ama enflasyona vurursan 3 e, sene önceki fiyatlarına tekrar geldi. Hele hele bazı kağıtlar var bu son çıkışta hani iki ay süren bir çıkış oldu. Mayıs sonu işte iki ay, üç ay Mayıs sonundan sonra ve kardeşim onların büyük bir kısmında yüzde elli, yüzde altmışa yakın geri çekilmeler var. Bir de ayrı yeten halk arzlar var artık. Şimdi yavaş yavaş halk arzların da suyu ısınmaya başladı galiba. Çünkü onlar da artık aşağı aşağı doğru gidiyor. o, o yani al heyecanla 1'e 3, 1'e 5, 1'e 15 falan katlama hikayesi yavaş yavaş bitiyor galiba. Para e, birazdan biraz e, azalmaya başladı. Haftalık grafiğe geçersek evet. e, bu da anlattık defalarca herkese ezberledi. Fibonacci geri çekilme seviyesi 161.8'in olduğu yer 8149. Oraya geçemiyoruz. E aşağı tarafta 7.611'de 20 haftalık ortalama var. O orası tutuyor. Ama yani orası boşalırsa aşağıya doğru işte 7.530 filan. 7.530 çok yakın mesafe 7.611 öyle tutmaz o. Ondan sonrası 7.300. 7.300 son kale artık dip yani. Ama yani bir tane dibe de pek güvenmem. Gerçi işte dediğim gibi enflasyon en büyük etki. Yani enflasyon dolayısıyla her şeyin fiyatı yukarıda olduğu için endeks de düşemiyor fiyat olarak bakıldığında. Yani her şey fiyat yükseldi. Bir tek vıdı bıdı yapanlar var. Böyle işte yani e, kitap fiyatları şöyle böyle falan filan diye işte yok e, yani eğitim gereksiz bilmem ne. E tamam kardeş Pink Floyd muydu neydi onun şarkısı vardı. We don't need education diye. O noktaya doğru gidiyorsunuz. Hayırlı işler. Size bol güneşler. Geçelim. Evet hocam dolar bazında grafiğe bakalım endekse. Orada doğru. da 283 geçilemiyor. İki tane ok var. Bir tanesi kısa vadeli. Orası tepeleri birleştiren trend çizgisi. Aşağı yönde endeksi baskılıyor. İkincisi hemen yanında ortalamalar var. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama. Hemen üstünde orada tren çizgisi de aynı yerde. 282 solda kaldı. Yukarıdan aşağı doğru gösteren kırmızı ok. Ve orası geçildiği anda zaten işler iyiye dönecek. Yani 311'e doğru bir hareketlenme olur. O da o da fincanın kulpu olur olursa. Şu anda yataydayız. 250'nin altı. Ondan sonrası e, işler bayağı sıkıntılı olur. 250 doların altına gittiği anda işler kötüye gider ama işte dolar bazında dışarıdan pek fazla etki olmayacak. Çünkü dışarıda dolar endeksi aşağıya doğru geliyor, yüze doğru geliyor. Bizim dolar TL kurunu fazla baskı altında tutamıyor dışarısı. Biz kendi kendimize şimdi ne yaparsak dolar TL kurunu tutacağız. O da ekonomik gelişmeyle ilgili. Yani cari açığın azalması, harcamaların azalması, paranın azalması, paranın Erişimin zorlaşması, dolar TL'ye göre başka alternatiflerin ortaya çıkması gibi bir sürü gibi gibi gibi, gibi konular. Bakalım, göreceğiz. Geçelim grafiklere. Evet hocam. O dolar, zaman e, altın grafiği vardı galiba. Hayna bir de altına geçelim. Altın da evet. 2070 doların altında, 2048'e kadar bir geldi. Sol tarafta 2049 var, 2049-2050 orada bir boğuşma var ama. 1.975 2050 desek burası 75 puan 75 dolar yukarı yönde katladığında 2050'nin üzerine 2125 gibi hedefi var. Gider mi? Gidebilir. Çünkü trend hala yukarı yönde ve Fed'in faiz politikası artık değiştiği için yukarı yöndeki hareketleri destekliyor kardeşim. Fiyatlar hem burada hem endekste, endekslerde yukarı yönde hareket edecek gibi gözüküyor. Çok anormal bir şey olup da Fed durup dururken birden böyle tekrar faiz artırımlarına Hurra diye girişmezse. E, yetti gari. Amerikan ekonomisinin de bir kapasitesi var. Bir de dayana, dayanma gücü var. Amerikan ekonomisinde de şirketler belli bir yere kadar yani kredili alıyorlar. Faizin de çok fazla yükselmesi. Orada da ekonomik durgunluğa doğru iter. En yani şeyi, piyasayı. Onu da dikkatli davranmak lazım. Şimdi tekrar... Ee, normale döndü gibi orası ilerliyor yani göründüğü kadarıyla. Çok da fazla anormal bir durum yok gibi gözüküyor şu anda. Savaş mavaş büyük bir olay çıkmazsa. Zaten orada da artık savaşın etkilerini ekonomiye yansımasın falan diye hani halk ve yönetim de artık vızıldamaya başladı. Ne oluyor ne bitiyor filan gibilerden. Geçelim burayı da. Hocam o zaman hisselere geçiyoruz ve Goodyear'la ile başlayalım yani. hocam. İyi gitti 29-20'ye ama orada maalesef koptu aşağıya. Hem de boşluk bırakarak. İkinci hamlede 27-86 geçemedi. 29-20'yi aşamadı. Aşamayınca bir daha geldi aşağı. Ortalamaların altına gittiği anda 24.5 falan civarında e, dipleri birleştir. 21.5'tan itibaren grafiğin ortasında bir çizgi çeksen dipleri birleştiren, orası 27-86'dan gelen düşüşle kırıldı. Ortalama da kırıldı. Kredi out. Krediden kurtul. 50 günlük ortalamanın altına gitti. Senetten de kurtul. Boşa artık. Boşa. Boşan yani. Ama boşanamıyoruz. Bu arada şimdi senet ortalamaları çarpa çarpa geldi. Nereye kadar? %61.8'in oradan bir zıpladı. Ama 23-20'de geçilemedi. Orada da ortalama karşısına çıktı. Şimdi geldi 61.8'lik geri alma seviyesi. 18 -78. Ha buradan zıplar mı? Sol tarafta da 18 78 var. Enteresan bir şekilde. Belki tepe belir. Ama burası 23'ün üzerine çıkmadığı sürece, ortalamaların üstüne kendisini atmadığı sürece işler kısa vadede buralarda gezinme şeklinde herhalde sürecek. Ha büyük bir toboya gider mi? 19 58 solumuz, 18 78 civarı baş. Yukarı kalkıp bir daha sağ omuz yapıp sonra 23'ü geçecek falan. O mümkün. Mümkün ama e, tabii bu da biraz ekonomik gidişata bağlı. Bakalım neler olacak yeni seneyle birlikte. Evet geçelim. Hocam gübre, gübre fabrikaları bu dönem çok konuşulan ve sürekli taban olan bir evet. hisseden bahsediyoruz. Yani burada da bir pandemim koptu. Bir mahkeme işi var galiba bilmiyorum tam hatırlayamıyorum. Yani o şeye giremedim konuya ama bu bir zamanlar 8 liraydı. Sonra 2,5 liraya indi. iki buçuktan bir koptu kardeşim. Hıyıy. Kozalla mozalla falan ilişkileri bir şeyler vardı orada mahkemeler falan filan. Oradan koptu 390 olduk ya. 390'dan çok sert geldi yani dikine indi 166'ya. Sonra bir kanal içinde gördüğünüz gibi yukarıya doğru tırmandı. 405 ama son zamanlarda 318'in altına doğru o gidiş ortalamanın altına gidiş ve oradan taban yaparak bu düşüş silsilesinin başlangıç bir haber. Haber kaynaklı iş ama fiyat da şu anda boşluk boşluk tabii taban 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 giderek e nereye geldi? 236. Ve çıkışın %80'i, %78.6'sı bekliyor. Nerede bekliyor? İşte yaklaşık 220 civarında. Yani kağıt neredeyse oraya doğru geliyor. 256'nın da altında. Yani Oralarda herhalde bir tepki veya yani genelde üç tabandan sonra tepki gelir piyasada ama bu galiba dördüncü taban. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü tabanı da yemiş vaziyette. Galiba bugün de tabandı da. Bilmiyorum ne oldu şu anda son anda. Ama yani. Taban devam hocam çok, bugün de. Çok, çok zarar yazdı kardeşim. Allah muhafaza bin not 350 bin lira, bin not 230 bin lira. Paraya bak yani. Dört günde paralar gidiyor. E, tepki gelir diye düşünüyorum ya 200 civarında ama konu nedir ne değildir o da ayrı mesele. Yani çok zor artık tekrar 400 lira gitmesi şu anda gördüğüm kadarıyla 350'ye falan da çok zor. Geçelim. Hocam sıradaki istemiz gözde girişim gözle. Bir serbest düşüşte burada. Hikayet 10 liradan 35'e gitmiş kısa sürede. Seçim ve seçim sonrası. E sonra bir hamle daha. İkinci tepe 33.52 geçemedi. 35.62'yi maalesef. Tıkandı, döndü. E tehlike çanları. Ortalamanın üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Hala geçebilir. Tamam, beklenti öyle geçebilir. Ama geçmeyince dertlenmeye başlaman, başlaman lazım. Ortalamanın altında sert düşüş. Ee, şimdi işler sıkıntılı. Ondan sonrası zaten 25-68'deki dip mip tutmamış bile. O zaten böyle bir alt gölge, iğne falan diyorlar. Yani alt taraftaki iğne ucu falan filan, neyse. Ama o bir alt gölge, gövdenin gölgesi. O tek mumluk bir iş. Kolay kolay tutmaz öyle. E oradan sonrası orta o civarda biraz sendelemiş çaba göstermiş ayağa kalkmak için. Bir yumrukta hop 2.80 knockout. Kağıt şimdi geldi 20'ye. Yani e, 61.8. E burada ölü kedi zıplar diye düşünürsün. Belki bir hamle olabilir. Yani bir itiş kakış yaşanabilir. Alıcıyla satıcı arasında buralarda. Ama yani 15'ler civarı ya yani 17 filan Bilmiyorum ki bu kadar sert düşüşte hemen pat diye yukarı gitmez yani. Yani bu kadar sert düşüşü gerektiren haber veya olay neyse. Yani bu hemen paldır küldür tekrar çok sert bir şekilde yukarıya gitmez. Önce bir taban yapacak, inecek, çıkacak, gidecek, gelecek bir zemin ayarlayacak, yer edinecek. O yer edindikten sonra belki hızla çıkabilir, çıkabilirse. Şimdilik maalesef ortalamalardan çok uzaklaştığı, ve 61.8'lik Fibonacci destek seviyesine geldiği için burada bir boğuşma yaşanabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Hocam Galata Wind Enerji. Dördüncü listemiz. Eh. 12, 38 enerji sektörü falan filan derken uçtu yeni kağıtlardan. Ondan sonra orada çakıldı. E, 38'den 32'ye falan 33'e doğru çok sert indi bundan sonrası ortalamaların altı berbat. 26 ile 29-28 buçuk arasında bir yatay alana sıkışmış. 50 ile yüzde 38 buçukluk Fibonacci geri çekilme seviyelerinin arasında. Ama ortalamanın üstüne çıkamadık. Çıkamayınca gelen satışlarla iyice aşağıya. Şimdi 22'deyiz. 21.62 var sol tarafta dip. Aynı zamanda burası 61.8'lik Fibonacci geri çekilme seviyesi. Ve buradan bir tepki çıkışı beklersin. Ha tepki çıkışı beklersin dediğim 30'un üzerine 35'e gidecek değil. Tepki bir hareket olur belki bir 2 liralık ama ortalamalara dikkat. 20 ve 50 günlük ortalama heyüla gibi tepesine çöktü kardeşim. Yani bastırıyor mindere. Köprüye getirdi tuş edecek neredeyse. E şimdi onun altından kalkmak lazım. Onun içinde ortalamaları geçmek lazım. Üzerinden atman lazım o güreşçiyi. E üstünde bastırıyor. Ne? Hadi bakalım 61.8'in büyülü alım dalgası gelecek mi? Göreceğiz. Gelmezse 78.6 var. Yani 20'ye doğru o zaman hareket devam eder. Enerji sektöründeki kağıtlar da biraz böyle Mızmızlanmaya başladı gibi ya. Biraz değil fazlasıyla galiba. İşte yani kağıtları belli bir şekilde alıyorlar, uçuruyorlar. Bir gaza geliyor. Uhuy. Ondan sonra bir toz duman oluyor ortalık. Sonra ortalık yatıştığı anda bir bakıyorsun. Bir sürü senet zede. O orada takıldı, bu burada takıldı, o orada zarar etti. İnanılmaz. Endeks 8000 ya. Endeks 8000'de 3,5-4 senede 10 katı oldu endeks. Yatırımcıların hepsi öldük bittik, mahvolduk zarar. Nerede aldınız? Hangi kağıdı, hangi fiyattan aldık? Nasıl oldu? Anlamış değil. Evet, geçin. Hocam, garanti yatırım ortaklığı. Lotlar az, belli. 4 liradan 12'ye çıkışa bak, roket. E, belli burada yani birileri var demek ki. İkinci hamle tıpkı diğerleri gibi 12-10 geçemedi 44'ü oradan bir daha çakılış ortalamanın altına gidiş maalesef ondan sonrası goodbye sayanora geldi kağıt 61.8'e hepsi geliyor böyle yani 8.80'de de duramadı bir hamle yaptı 6.74'ten olmadı tekrar döndü 6.54'e sol tarafta çıkışta olan boşluklar var spekülatöre bağlı veya gruba bağlı Tepedeki çaktıkları malları eğer geri almadılarsa boşluklar da kapanır. Benim bildiğim. O zaman beşe doğru da sürükleyebilirler. Hiç belli olmaz. Ha, üzerlerine çok mal yığıldıysa yatırımcı tarafına onları pazarlamak için tekrar yukarıya almaları lazım. Şu anda maalesef ortalamaların altında düşüş trendi devam ediyor. Sol taraftaki boşlukların da kapanma ihtimali var yani. Çünkü bir zamanlar yoktu çünkü fiyat 12 idi ama e şu anda fiyat 6,5. 6,5 olunca 6 civarındaki boşluk kapanabilir. Belli olmaz o iş. Çok yakın. Geçelim. Hocam Gürsel Turizm Taşımacılık. Valla bu yatırımcısını ihya etmiş. Muhteşem bir çıkış. 10 liradan kaç, şuraya bak 80 liraya. Yalnız burada kağıt Ortalamaların altına doğru geliyor. Biraz artık dikkatli olmakta yarar var. 64-20 son hamlede elde edilen tepe. Onun üzerine çıkarsa ya derim ki tekrar 70-70 kendisini kurtarır. Ama ortalamalar hafiften hafiften aşağı dönmüş. Kar realizasyonu mu yoksa daha bu kar realizasyonu ise de daha da devam eder mi onu bilemem. Ama 8 katı. Bir para vermiş. Yani kağıda bir şey diyemezsiniz. Götürene de bir şey dememek lazım. Alanları ihya etmiş. Daha ne yapacak yani? Kaç tane kağıt var böyle çok kısa sürede 8 misli, 10 misli, 15 misli gibi. Yani. Evet. Ortalamaların altında olduğu için biraz sıkıntılı değil. Geçeyim. Evet. Hocam diğer hisselere geçeceğiz ama geçemiyoruz. Malum süremizin sonuna geldik. <laughs> Dolayısıyla çok kısa bir yayın oldu hocam. İnşallah e, pazartesi günü yeniden sizlerle böyle daha genel perspektifte yayın yaparız. Çok teşekkürler hocam. Hadi bakalım. Çok sağ olun. İyi, İyi günler herkese. Sağ evet efendim Borsa Teknik Programı'nı burada sonlandırıyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. Özellikle de Merkez Bankası özel yayınını kaçırmamanızı diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.